Evet, bugünkü videomuzda 8. sınıf matematik karakökenli ifadeler ile ilgili çıkmış sınav sorularını öğrencimiz Ali Osman'la birlikte çözeceğiz. İlk örneğimize bakalım. Yukarıdaki tahtada yazılmış olan sayılardan hangisi silinirse kalan sayıların tamamı rasyonel olur. Rasyonel neydi? Virgülsüz, değil mi? Yani irrasyonel olmayan sayılara biz ne diyoruz? Rasyonel sayı diyorduk. Hemen baktığımızda ne diyeceğiz? Şunların cevap nedir Ali Osman? Ne deriz? C şıkkı. C şıkkı. Neden? Çünkü C şıkkına baktığımızda, yalnız şunun kalemin bir ayarını yapalım. Şurada kalemimizi seçelim. Evet, C'ye baktığımızda deriz ki 9 çarpı 5'ten bu da 3 kök 5 çıkar. Yani köklü ifadeden kurtulamıyoruz. O yüzden diyoruz ki köklü ifadeler neydi? Aynı zamanda irrasyonel sayılardı. Yani rasyonel olmayan. Geçelim diğer örneğimize. İşlemin sonucu kaçtır? 225-15'in neydi Ali Osman? Karesiydi. Dolayısıyla bu 15 olarak çıkacak mıdır? Ama çıkacaktır. Tabi onu 15 bölü 10 diyeceğiz. Bu normalde yazılımı nedir? 225 bölü 100'dür. Karekök içerisinde işlem yaptığımızda buna dönüşecektir. 15 bölü 10. Bu da eksi diyorum. 0,09 9 nasıl olarak çıkar? 3 bölü 10. Diğeri ise 8 bölü 10. Bu işlemleri yaparsak 15 bölü 10'dan 3'ten 8 çıkarsak eksi eksi 5 bölü 10 eksi eksi artı yapacak 20 bölü 10 yapacak. Buradan cevabımız 2 olur. Değil mi? Diğer örneğimize bakalım. 4 odalı bir evin her bir odasının tabanı yukarıda verilen sayılarda kare şeklindeki fayanslarla döşenmiştir. Her bir model fayans bir odaya döşendiğine göre hangi fayansın döşendiği taban kare şeklinde olamaz? Bir göz atalım, hangisi olamaz? Yani diyor ki kare kökünü alalım ve burada 156 tane adet. Diğerlerine baktığımızda hepsi nedir? Kare. Tam olarak karesel sayılardır. Direkt cevabımız ne olacak? Adana şıkkı olacak. Çünkü A şıkkında ki yani şu A'ya baktığımızda 156 nedir? Karesel bir sayı değil. 196 14'ün karesidir. 225 15'in karesidir. İşte 256 16'nın karesidir. Bunlar karesel sayıdır. Ama 156 bir sayının karesi değildir. O yüzden cevabımız A şıkkı diyoruz. Alanı 39 metrekare olan kare şeklindeki bir bahçenin bir kenar uzunluğu hangi metreler arasındadır? Dolayısıyla şöyle diyebilir miyiz Ali Osman? 36 ile 49 arasında, değil mi? Bu 39 metrekare. Biz bu ifadenin her bir tarafının karekökünü alırsak dolayısıyla bu ne olur? 6 ile 7 arasında bir sayı olacaktır. Doğru mu? Karenin bir kenar uzunluğu 6 ile 7 arasında bir sayı. Cevap Ceyhan şıkkı olacaktır. Diğer örneğimize bakalım. Diyor ki A kök 3, B kök 12 olmak üzere aşağıdakilerden hangisi bir irrasyonel sayıdır? Çarparsak kök 36 olur, rasyonel sayı olur. Yani işlem yaptığımızda A şıkkı çarptığımızda ne olacak? Kök 36, 6 olur. Bu bir rasyonel sayıdır. A'nın karesi, kök 3'ün karesi nedir? Kök 3 çarpı kök 3. Dolayısıyla bu da kök 9, o da 3 olarak çıkar. B bölü A'yı bulalım. Yani kök 12 bölü kök 3. Bunu da 12 bölü 3 dersek bu da kök 4, 2 olarak çıkar. Bu da rasyonel sayıdır. Ama toplarsak
kök 3 ile kök 12'yi, bunu da şöyle yapabiliriz. Bu 4 çarpı 3'ten kök 3 artı, bu da 2 kök 3 değil mi? Evet, toplarsak Ali Osman ne olur? Burada 1 kök 3, 2 kök 3 de 3 kök 3. Yani köklü sayıdan kurtulamıyoruz. O yüzden cevap Denizli diyoruz. Diğer örneğimize bakalım. Efe proje ödevi için alanı 484 santimetre kare olan kare şeklindeki kartondan alanları 36'şar santimetre kare olan iki kareyi şekildeki gibi kesip çıkarmıştır. Kalan kartonun çevre uzunluğu uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi bir defa demek ki 36 santimetre karesi bir kenara 6 olacak. Değil mi? Şurası 6 olacak. Demek ki buralar çıkmış. 6, 6. Şuraları 6 yazabiliriz. Biz önce bunun alanı madem ki 484 ise karenin bir kenarı bulabilmek için 484'ün karekökünü aldığımızda neyin karesidir bu? 22'nin, değil mi? Evet. 22 olarak çıkar. Dolayısıyla karenin bir kenarı 22'ymiş. Çevresi ne olur? 22 çarpı 480. Evet, 4 çarpı 22. O da ne yapar? 8, 8, 88 olur. Şimdi şuraya bakalım diğer şeklimize. Baktığımızda durum ne oluyor? Yani şekil çevre olarak değişiyor mu? Değişiklik arz ediyor mu? Şunun rengini bir değiştirelim. Şimdi baktığımızda karenin bir parçanın çıkarılmadan evvel şu parçası gitmişti, değil mi? Aynısı burada oluştu mu Ali Osman? Evet. Aynısı burada oluştu. Yani sonuçta gene şunlar var. Daha önce vardı. Bunu çıkarttığımızda bu parçanın aynısı şurada oluşmuş oldu. Aynı durum burada da var. Yani daha önce bu karenin parçasıydı. Biz bunu çıkarttığımızda aynısı burada oluştu mu? Evet, oluştu. Ama sonradan oluşan bir parça var. Hangisidir? Şurası değil mi Ali Osman? Bu sonradan eklendi. Ne? 6, 6, 12. Burada da var. 6, 6, bir de burada 12 yapar. Yani 88'in üzerine ben ne ekleyeceğim? 6, 6, 12. 12 de buradan 6, 6, 12. 24'ü ekleyeceğim. Toplarsam ne olur? 12, elde var 1. 32 de 11. 112 olacak. Yani cevabımız Bursa şıkkı olacak. Evet, 8. örneğimizi okuyalım. Bir tel şekildeki gibi kıvrılarak 3 tane kare oluşturuluyor. Karelerin sınırladıkları bölgelerin alanları 25 santimetre kare, 49 santimetre kare ve 64 santimetre kare olduğuna göre bu tel ile oluşturulabilecek en büyük karenin sınırladığı bölgenin alanı kaç santimetre kare olur? En büyük. Ne yapabiliriz Ali Osman? Karesel sayı olduklarından, evet, çıkaracağız kökten. Aynen, bunun bir kenar ne olur? 5 olur. Değil mi? Şurası bir kenar 5 olur. Bunun bir kenarı 7. 7 olur. Bunun bir kenarı 8 olur. Yani diyor ki karelerin sınırladıkları bölgelerin alanları böyle. Bu tel ile oluşturulabilecek en büyük karenin. Yani önce bunun bir çevresini bulmamız lazım, değil mi? Bunun çevresi nedir? 4 kere 8, 32. Bunun çevresi 32. Bunun çevresi nedir? 28. Bunun çevresi nedir? 20. Bunları hepsini toplasak ne olur acaba? 80. Topluyoruz. Burası kaç yapıyor? 50, 60, 80 yaptı. Değil mi? Çevre olarak. Şimdi çevresi 80 ise karenin oluşturabileceğimiz bu tellerle çevresi 80 ise bir kenarımız ne olur? 20 olur mu? Evet. 20 olur. Karenin bir kenarı 20 olur. Bu karenin alanı ne olur peki? 400. 400 olur. 20'nin karesi 400 olacaktır. O yüzden cevabımız Denizli şıkkı olacaktır. Diğer sorumuza bakalım. Sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanış aşağıdakilerden hangisidir? Kareköklü ifadelerde hatırlarsak şöyle bir özelliğimiz vardı.
A kök B eşittir. A'yı içeri alıyorum. Kök için aldığımda karesi olarak yazıyorum, değil mi? A'nın karesi çarpı B şeklinde alıyorum. O özelliği burada kullanabiliriz. Yani 2 kök 10'un geçmişi aslında 40'tır. Değil mi? Bu kök 40'tır. 2'nin karesi 4. 4 kere 10, 40. Kök 40. Zaten kök 17. Onun geçmişi de nedir aslında? 3'ün karesi 9. 9 kere 3, 27. Şimdi sıralama yaptığımızda tabii ki kök 17. Sonra ne olacak? 3 kök 3. Sonra 2 kök 10. Yani cevap A şıkkı olacaktır. Alan 108 santimetre kare olan karesel bölgenin çevresinin uzunluğu. Yani çevreyi bulabilmek için ne yapmamız gerekiyordu? Alanın karekökünü almamız lazımdı ki karenin bir kenar uzunluğunu bulalım. Değil mi? Hemen karekök işlemini alıyoruz. Diyoruz ki kök 108. 108'i de hatırlarsak asal çarpanlara ayırdığımızda bunu biz şöyle ifade edebiliriz. 36 çarpı 3. 36 nedir? 6 olarak çıkar. 6 kök 3. Demek ki bizim karenin bir kenarı 6 kök 3 imiş. Dolayısıyla bunun çevresi ne olacaktır? 4 tane, değil mi? 4 çarpı 6 kök 3 ne yapar Ali Osman? 4 kere 6? 24. 24 kök 3. Hangi şıkta var? Ceyhan şıkkında var. Evet, aşağıda eşit aralıklara bölünmüş sayı doğrusu üzerinde A, B, C, D noktaları işaretlenmiştir. Boğazımız biraz düzeldi mi acaba Ali Osman? Yani okuyabilir miyiz diye. Öğrencimizin biraz rahatsız olduğu için okumayı bana verdi. O yüzden ben devam ediyorum. Bu noktalardan hangisi, soruyu bir önce, aşağıda eşit aralıklara bölünmüş sayı doğrusu üzerine A, B, C, D noktaları işaretlenmiştir. Bu noktalardan hangisi kök 35 ile eşleşen noktaya en yakın konumdadır? Bakalım kök 35 nerededir? Diyoruz ki kök 25 ile 35 yazmayacaktık. Şurayı bir silgi şey yapalım. 35 kök 35 kök 36. Dolayısıyla 5 ile hangi aradadır? 6. 5 ile 6 ama nereye yakın? 6'ya yakın olan. O yüzden cevabımız ne olacak? Yani B şıkkı Bursa olacaktır. Değil mi Ali Osman? Bursa şıkkımızı şöyle biraz çekebiliriz. Evet, geçelim. Şimdi İşlemin sonucu kaçtır? Hemen işlemimizi yapalım. Kök 8 demek 2 kök 2. 4 çarpı 2'den artı 18'de 9 çarpı 2'den birisi 2 kök 2. Diğeri nedir Ali Osman? 3 kök 2. 3 kök 2. Toplarsak? 5 kök 2. 5 kök 2. Hangi şıkta var? Bursa şıkkında var. Evet Ali Osman. Şimdi ses yok. Doğru ama yazı yazabiliriz. Şimdi ben okuyorum. Bir kenarın uzunluğu kök 50 santim olan kare biçimindeki bir kartondan bir kenarı boyunca kök 2 eninden bir şerit şekildeki gibi kesilerek atılıyor. Kalan parçanın çevre uzunluğunu bulmamızı istiyor. Bulalım. Şimdi önce kök 50 nedir? Kök 50... 5 kök 2. Aynen. Kök 50 eşittir 5 kök 2. Tek tut kanını. Evet. Dolayısıyla karemizin bir kenar uzunluğu 5 kök 2'ymiş. Kök 2 giderse 4 kök 2 kalır mı? Şurası 4 kök 2'dir o zaman. Aynen. Şu karşı tarafta 4 kök 2. Şu aşağısı da 5 kök 2 olur. Yukarısı da 5 kök 2 olacak. Şimdi yukarıdaki parça giderse yani şu kaybolursa bu gitti tamam. Kalan parça budur. Bunun çevre uzunluğunu soruyor bize. Toplayacağız yani.
4 kök 2. 4 kök 2 daha 8, 8 kök 2. 18 kök 2. Aynen. Bakalım hemen şuradan şey yapalım. Evet, 18 kök 2. Şöyle çekelim. Şıkkı işaretleyebiliriz. Evet. C şıkkı diyoruz. Geçelim diğer örneğimize. Kök 27 sayısı aşağıdaki sayılardan hangisi ile çarpıldığında sonucu bir tam sayı olur? Önce kök 27 neye eşit onu bir bulalım. 3 kök 3. Eşittir. 3 kök 3. Yani bunu mesela öyle bir sayıyla çarpalım ki kökten kurtulmuş olalım. Mesela A şıkkına baktığımızda 9 çarpı 5'ten 3 kök 5. Kurtulamayız. Evet. B'ye baktığımızda 9 çarpı 6 yine o da olmaz. Diğeri D şıkkına baktığımda kurtulabiliriz. 5 neden? Kök 3. Çünkü kök 27 ile kök 75'i çarptığımızda kök 75'i bir ayarlama yapalım. Nasıl çıkar? 5 kök 3. 5 kök 3 yazalım. Kök 75 eşittir. 5 kök 3. Bunu taraf tarafa çarpalım Ali Osman. 3 kök 3 ile 5 kök 3'ü çarpıyoruz. Eşittir. 15 çarpı 3 oluyor. 15 çarpı 3. Kök 3 çarpı kök 3. O da kök 3 çarpı kök 3. Burası da 3 çıkıyor. Orası da 3 çarpı 5. 45 çıkıyor. Gördüğünüz üzere sonucu tam sayı çıkıyor. Yani diğerleriyle kök 27'yi örneğin kök 45 ile çarptığımda kökten kurtulamıyoruz. 5 aynı şekilde. C de aynı şekilde. Ama D'yi çarptığımda karşıma ne çıkıyor? 45'in karesi çıkıyor. Yani tam kare bir sayı çıkıyor. O yüzden C'miz Denizli diyoruz. Diğer soruya baktığımızda aşağıdakilerden hangisi alanı 12 kök 6 santimetre kare olan bir dikdörtgen levhanın santimetre cinsinde kenar uzunlukları olabilir? Şimdi madem ki bize neyi ne olabilir Ali Osman? Ne deriz? Şıkları çarpacağız. Aynen şıkları çarpalım o zaman. A şıkkı. Kalemi seçelim. Ne yapar? 24 çarpı 6 olur. Yok çarpı kök 6. Kök 6. Şuraya bir kök 6 daha yaz oraya. O da 6. 144 olur. Bunu vermiyor. A şıkkı olmaz. Gitti. B şıkkına baktığımızda çarptığımızda 12 çarpı kök 6 olur. Evet bu olabilir. O yüzden direkt B şıkkını bulduk. Bursa diyebiliriz. Diğerlerinde olmayacağını göreceğiz. Neden? Mesela C şıkkı da 144 kök 6. D şıkkı 12 çarpı 6. Ama Bursa'yı direkt sonucu elde etmiş olduk. Geldik başka bir sorumuza. Yukarıdaki şekilde verilen ölçümlere göre sincap hangi ağaca en yakındır? Bunu bulabilmemiz için kare köklü sayılarda sıralama yapabilmemiz lazım. 8'in geçmişi kök 64'tür. Kalemi seçelim. Kök 64. İşte 3 kök 7'nin geçmişi kök 63'tür. 3'ün karesi 9 çarpı 7 63. 2 kök 17'nin geçmişi kök 68'dir. 5 kök 3'ün geçmişi nedir? 75. Kök 75. Kök 75. Şöyle ok çizelim oraya. Şimdi dikkat edersek hangisi en yakın? Ki en küçük olanı soruyor. En küçük olanı tabii ki daha ne olacak? Olur. 3 kök 7 hemen bakalım. 3 kök 7 badem olacak. Evet. Bursa şık. Şimdi bakalım diğer örneğimize. Kenar uzunlukları kök 45 ve kök 20 olan bir karton bir kenarın uzunluğu kök 5 santim olan kare şeklindeki etiketlerle kartondan hiç boşluk kalmayacak, etiketler üst üste gelmeyecek ve kartonun dışına taşımayacak şekilde kaplanmıştır. Bunun için kaç tane etiket kullanmıştır? Bunu bulacağız. Ne yapacağız aslında? Dikdörtgenin alanını bulacağız, değil mi? Kök 5'e yani adet sayısını bulabilmek için kenar uzunlukları şöyle bir şekil çizelim. Aslında burada da şöyle güzel bir şekil çizebiliriz. Şöyle çizdik, değil mi? Şimdi burası
kök 20 olsun. Şurası da kök 45. Kök 45 ne? Kök 45 nedir? 3 kök 5. Aynen. Diğeri 2 kök 5. Şimdi biz bunu şöyle kök 5 kök 5'leri ayıracağız. Kaç tane olduğunu bulacağız. Bunu bulabilmemiz için etiket, kaç tane etiket kullanacağız onu bulabilmemiz için o zaman etiket sayısı eşittir diyorum. Etiket sayısı eşittir. Dikdörtgenin alanı, dikdörtgenin alanı nedir? İşte 2 kök 5 ile 3 kök 5'in çarpımı bölü bir tane küçük etiketin alanı nedir? Oradaki kök 5 çarpı kök 5 diyeceğiz değil mi? Yani 5. Evet. Şunlar gider. Şunlar sadeleşir. Rengini şey yapalım. Şunlar sadeleşecek. Dolayısıyla 2 kere 3, 6. 6 tane oluşacak. Cevap A şıkkı diyebiliriz. Kök içerisinde 0 virgül %4 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Hemen diyoruz ki kök içerisinde 4 bölü 100. 4 nasıl çıkar? 2. 2. 100? 10. 10. 0 virgül 2. Değil mi? Cevap C şıkkı diyebiliriz. Diğer sorumuza bakalım. Hangisi bir irrasyonel sayıdır? Hangisi bir irrasyonel sayıdır? Bursa. Bursa diyebilmemiz için Bursa neydi? Tam sayıdır. Yani şöyle. Eksi 2. A şıkkı olma. Acaba bize bir rasyonel sayı soruyor değil mi? İrrasyonel. Ben de diyorum ki hangisi rasyonel dediği için tabii ki Bursa şıkkı olacak. Diğerlerine baktığımızda şunlar hepsi nedir? Şunların hepsi nedir? Bir irrasyonel sayıdır. Evet, kareli zeminde verilen yukarıdaki şeklin alanı 117 santimetre kare. Kaç tane var bundan Ali Osman? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane var. 13 tane var. Dolayısıyla 13 tane, bir tanesinin alanı A kare olsa, bir tanesinin alanı A kare olsa diyorum. 13 tane var. 13 A kare diyebilir miyiz? Evet. Eşittir ne diyeceğiz? 117. 117'nin içerisinde kaç tane 13 var? 9 tane var. O zaman A'mız ne olur? 3 olur, değil mi? Demek ki bunun bize neyi soruyor? A, B'yi soruyor. Zaten bu da bir kenar uzunluğudur. Cevabımız ne olacak? 3 olacak. Yani cevap Bursa diyebiliriz. Bunu biraz şöyle çekelim. Şöyle dursun. Bursa şıkkı diyoruz. Geçelim. A ve B birer tam sayı olmak üzere kök 72 sayısı A kök 5 şeklinde yazılırsa A artı B toplam aşağıdakilerden hangisi olabilir? Demek ki bu durumları inceleyeceğiz. Bakalım. Mesela kök 72'yi ben şöyle yazabilir miyim? 36 çarpı 2'den 6 kök 2. Bu A'mız, bu B'miz. Toplarsam 6 2'den 8. He, olabilir. Biz direkt olabilir bulduk. Değil mi? Evet. Mesela şöyle de yazabilirdim. 18 diyorum. 4 çarpı 18 yazabilirdim. 4 2 olarak çıkar. 2 kök 18. Yani bu A'mız olurdu. Bu B'miz olurdu. Şıklara baktığımda mesela 2 ile 18'i toplardım. 20. 20 varsa onu da işaretleyebilirdim. Ama tek hamlede şu anda ilkini hemen bulmuş olduk. Diğer sorumuza bakalım. Bu soruda şekilde ABCD kare ve KLMD karelerin alanları sırasıyla birisi büyüğü, en büyüğü 169 santimetre kare, diğeri de 25 santimetre kare. Değil mi? 13-5. Buna göre AK nedir? 13-5 değil mi? Hı. Aynen. Şunun bir kenarı, şunun karekökünü aldığımızda 13 olacak. Bunun karekökünü aldığımızda kaç olacak? 5. Şuradan şuraya 13 olacak. Burası 5 olacak.
Dolayısıyla bize neyi soruyordu? AK'yı soruyordu. 13'ten 5 çıkarsak 8 bulmuş oluruz. Yani cevabımız Bursa şıkkı olacak. Evet, diğer örneğimize bakalım. 1 artı kök 20 sayısı ile aşağıdakilerden hangisi toplanırsa sonuç bir tam sayıdır. Önce kök 20'nin eşitini bulalım Ali Osman. 1 artı kök 20 nedir? 2 kök 5. Ben bunu eksi 2 kök 5 ile toplasam, dikkat et, eksi 2 kök 5 ile toplarsam şunlar ne olacak Ali Osman? Yok edecek. Gidecek, kalan ne olacak? 1 olacak. Ve sonuç bir tam sayı mı? Evet. O yüzden cevap C şıkkı diyoruz. Aşağıdaki kenar uzunlukları verilen dikdörtgenlerin hangisinin alanı en büyüktür? Ne yapacağız? Çarpacağız. Tamam. Çarparsak bu ne olur? 3 kere 7 21. Değil mi? Evet. Bunu çarptığımızda 21 çıkar. Bunu çarptığımızda 8 kere 2 16. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2'dir. Bu da 32 yapar. Diğerine baktığımızda 2 kere 3 6. Kök 5 ile kök 5'in çarpımı 5. 30 yapar. Evet Ali Osman, diğerini söyle. 3 kere 4 12. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3. Çarptık. 36 dedik. Hangisi en büyüktür? D. Denizi. O yüzden cevabımız denizi şıkkı olacak. Bir karınca kök içerisinde 180 metrelik bir yolun kök içerisinde 125 metrelik kısmını yürümüştür. Geriye kaç metrelik yol kalmıştır? Bunu bulabilmemiz için önce kök 180'i bulmamız lazım. Kök 180 demek 36 çarpı 5 demek. Asal çarpanları ayırırsak direkt böyle deriz. 6 kök 5. Peki kök 125 demek? O da aslında nedir? 25 çarpı 5. 5. Değil mi? Evet. O da 5 kök 5 olur. Şimdi dolayısıyla 6 kök 5 metrelik bir yolun 5 kök 5'ini gidiyorsam, yani çıkartma yapacağım değil mi? Geriye kök 5. 6 kök 5'ten 5 kök 5'i çıkarırsam geriye kök 5 metrelik yolum kalmış olur. Evet, geldik diğer örneğimize. Bir karenin alanı kenar uzunlukları 12 ve 18 santim olan bir dikdörtgenin alanına eşittir. Bu karenin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir? Biz önce alanı bulalım. Alan nedir? Hemen yazıyorum. Alan eşittir 12 çarpı 18. Biz bunun kare kökünü alırsak karenin bir kenar uzunluğunu buluruz değil mi? Yani ne yapıyorum? Hemen alanın karekökünü alıyorum ki karenin bir kenar uzunluğunu bulalım. Şimdi burada 12'yi bir ayarlama çekelim. Nasıl yazsak? Mesela 6 çarpı 2 desek. 18'de 6 çarpı 3 desek. 6 kere 6 36. 36 nasıl çıkar? 6 olarak. 2 kere 3 6 içeride kalır. O yüzden cevabımız 6 kök 6, yani Adana şıkkı deriz. Diğer örneğimize bakalım. İşlemin sonucu kaçtır? Hemen bulmaya çalışalım. Bu nedir? 0,5. 0,5. Diğeri 1,3. 14'ün karesi. Toplarsak ne yapar? Toplayın 5, 4 da 9. 1,9. Yani cevap Bursa şıkkı diyoruz. Birler basamağı 9 olan 3 basamaklı kaç tane tam kare sayı var? O yüzden tam kare sayıları iyi bilmemiz lazım. Ezbere bilmemiz lazım. Birler basamağı 3 basamaklı olacak. 169, 100. Evet, 169 var. Doğru. Başka? 17'nin karesi mesela. 289 var. Değil mi? Yani birler basamağı ne zaman 9 olur? 3 olursa 3'ün karesi 9 değil mi? Evet. Başka? 7'nin karesi 49, 9 oluyor. Başka olabilir mi?
Başka yok. Başka yok. Yok mu? Ama şu anda biz iki tane bulduk. 13, 14. Mesela 23 olabilir mi? Olur. Olur. Değil mi? 23'ün karesi. 23'ün karesi de nedir? 3 basamak bir sayıdır. Ondan sonra 27. 27'nin karesi nedir acaba? 3 basamaklı mı? Bir bakalım. 27 ile 27'yi çarpıyorum. 7 kere 7 49'un 9'u. 4. 7 kere 2 14. 18. 27. Topluyorum hemen. 9. 15. 3. 4. Bir dakika. 49'un 9'u. 4 var. 7 kere 2 14. 18. Doğru. 2 çarpı 27. 54. Şuraya 54 yazacaktık. Düzeltelim şunu. Yani hızlı kaç yapalım derken şurada göz çıkaracaktık. Hemen düzeltelim. 54 yazacağız. Toplayalım hemen. 9, 12. Elde var. 1, 6, 7. 729. 23'ün, 27'nin karesi. Yani 27'nin karesini bulduk. 729 yaptı. Başka mesela 27... 28 olmaz, 29 olmaz. 30 zaten 900, değil mi? Hı hı. 31 olmaz. 32, 33. 33'ün karesini aldığımızda 3 basamaklı bir sayı, 4 basamaklı bir sayı oluyor. Dolayısıyla biz burada şu anda kaç tane bulduk? 1, 2, 3, 4. 4 tane bulmuş olduk. A şıkkı diyoruz. Evet. Bakalım. Diğer sorumuza. Bu eşitliğe göre kare yerine aşağıdaki sayılardan hangisi yazılmalıdır? Ne deriz Ali Sunu? Kök 12 nedir? 2 kök 3. Evet, 2 kök 3. Artı kare eşittir. Kök 75. 5 20, kök 3. 5 kök 3. Aynen. Eksi kök 3. 5 kök 3'ten kök 3 çıkarsak kaç kalır? 4 kök 3 kalır. O zaman karemiz ne olacak? 2 kök 3 ile neyi toplarsam 4 kök 3 yapar. Cevap bursa olur. Değil mi? Evet. Güzel. Başka bir örneğimiz. Bir okçu yukarıda gösterildiği gibi çapı 1 metre olan daire şeklindeki bir hedef tahtasına atış yapmaktadır. Hedef tahtasının yerden yüksekliği 3 metredir. Atılan ok hedef tahtasına isabet ettiğine göre saplandığı noktanın yerden yüksekliği metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bir defa 3 metreden büyük. Değil mi? Evet. Kesinlikle. O zaman bakıyoruz ki 3 metrenin geçmişi aslında kök 9'dur. Değil mi? Evet. Bunun geçmişi kök 9'dur. Demek kök 9'dan büyük olacak bir defa. Şunlar elendi gitti. Değil mi? Evet. Burası 1 daha ne yapar? 1 daha 2. 3 2 daha 5. Tam şuraya gelse 5. 5'in geçmişi nedir? Kök 25. Kök 25. Ha, dolayısıyla hangisi metre cinsinden olabilir dediği için yerden yüksekliği olabilir. Bir defa baktığımızda kök 15, kök 18. Yalnız şurayı 1 değil, çapı 1'miş. O yüzden bunu düzeltmemiz lazım. Şurada yanlış yaptık Ali Osman. Şurası 1 değilmiş. Bu çapmış. 1 metre komple. O yüzden onu düzelteceğiz. Yani şuradan şuraya 1. Komple. O zaman 3 1 daha ne yapar? 4 yapar. Değil mi Ali Osman? Evet. 4'ün şeyi nedir? Kök 16. Aynen. Kök 16. Dolayısıyla maksimum kök 16 olur. O yüzden D şıkkını da eliyoruz. Cevabımız ne olacak? Ceyhan olacak. Evet. Gelelim diğer örneğimize. Bu kümelerden hangi ikisinin birleşimi gerçek sayılar kümesini oluşturur? Bakalım. Rasyonel sayılar kümesini, tam sayılar kümesini, irrasyonel sayılar kümesini, doğal sayılar kümesini. Mesela bakıyoruz. Burada Q rasyonel sayılarla irrasyonel. Yani cevap Adana şıkkı olacak. Çünkü rasyonel tam sayıları, doğal sayıları onları kapsıyordu.
Tamam. Evet, bu eşitliklerden hangisi doğrudur? Mesela ilk şık doğru mu? Değildir. Yanlış. Tamam. İkinci şık doğru mu? Yanlış. Çünkü doğrusu nedir aslında? Bu nedir? 4 kere 6 kök 24'tür. Kök 24 hiç kök 48 eşit olur mu? Hayır. Bu da yanlış. Buna baktığımızda 36 çarpı 2'den doğru. Dolayısıyla bu doğrudur. Doğruyu bulduk. Bu böyle doğru mu? Hayır. Bu da yanlış. Cevabımız Ceyhan olacak. Diğerine bakalım. Metre uzunluğundaki bir telin kök 20 metresi kullanılıyor. Buna göre geriye kalan kaçta kaçı kalmıştır? Önce kök 80'i bulmamız lazım. Kök 80 nedir Ali Osman? Kök 80 36 çarpı şimdi 16 çarpı, çarpı 5. Değil mi? 16 çarpı 5. O da ne yapar? 4 kök 5. 4 kök 5. Kök 20 nedir? 2 kök 5. O da 4 çarpı 5'ten, değil mi? 4 çarpı 5'ten 2 kök 5 çıkar. Şimdi 4 kök 5 metrelik kısımdan 2 kök 5'e gittiyse, yani yarısı gitmiş değil mi? Evet. Dolayısıyla 1 bölü 2'si kalmıştır diyebilir miyiz? Deriz. Diğer örneğimize hemen bakalım. Alanı 4,41 santimetre kare olan karenin bir kenar uzunluğu ne olur aslında? 21, değil mi? Evet. 21. O da 2,1. Bir kenar uzunluğu alanı 1,90 santimetre kare. Bunun da bir kenar uzunluğu. Hemen bunun kareköklerini alıyoruz. Karekökün aldığımızda şunun. Bu ne olur? 2,1. Bunun karekökünü alırsak? 1,4. Buraya dikkat. Karenin bir kenar uzunluğu kaç santimetre fazladır? Bu bundan ne kadar fazladır? 2,1'den biz 1,4'ü çıkaracağız. Çıkaralım. 1'den 4 çıkmaz, komşudan aldık. 11'den 4, 7. 0,7. Yani cevabımız Denizli olacak. Alanı 24 santimetre kare olan bir dikdörtgenin kenar uzunlukları aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bakalım, çarpımı 24'ü veriyorsa problem yok. Çarptığımızda 24'ü veriyor. A şıkkı olabilir. Değil mi? Evet. Bunu çarptığımızda 8. 8 kere 3, 24. Bu da olur. 3 kere 2, 6. 6 kere 8, 48. Bu 48 çıkıyor. Bu olamaz. Bu 4 kere 4 başında olacak. Kök 6 ile kök 6'nın çarpımı 6'dır. O da 24 çıkıyor. O yüzden cevabımız Ceyhan olacak. Aşağıdakilerden hangisi bir irrasyonel sayıdır? Hemen direkt karar verebilir miyiz? Adana. Adana şıkkı. Neden Adana? Çünkü direkt gözüküyor değil mi? Evet. 4 çarpı 7'den 2 kök 7. Yani kara kökten kurtulamıyoruz. O yüzden bu irrasyonel sayıdır diyebiliriz. Evet, bir şekilli sorumuz var. Karenin alanı 256. O zaman bir kenar ne olur? 16 olur. Evet, 16 yazdık. Peki 16 ile neyi çarpıp 2'ye bölsem 128 olur. Hemen bulalım. 16 çarpı şuraya x diyorum, bilmiyorum. Çarpıyorum, 2'ye bölüyorum. Ali Osman, 128'e eşitliyorum. Hemen 16 ile 2'yi sadeleştirirsem, sadeleştirelim. 8. Yani 8 ile x'i çarpacakmışım. 128 olacak. 128 de zaten 64 çarpı 2'dir. Hani kolay sadeleştirmem için 8 olur. 8 kere 2 16. Demek x de 16 çıkıyormuş. Yani şurası da 16. Şimdi bizden EC'yi soruyor. Burası 16 ise şurası da 16'ydı. 16 ile 16'yı toplayalım. 32. 32 hangi şıkta var? Denizli şıkkında var. Kök içerisinde 288 nasıl çıkar? Hemen onu ifade edebiliriz. 144 çarpı 2. O da ne olur? 12 kök 2. Kilometrelik bir yolun yarısını dakikada kök 8. Kök 8 nedir? 4 kök 2. 4 çarpı 2. 2'den 2 kök 2. Yolun yarısı. Yolun yarısı nedir? Yolun tamamı 12 kök 2. 12 kök 2. 12 kök 2. Tamam. Yarısı 6 kök 2. Burasıdır. 6 kök 2 burasıdır. Şimdi dakikada 2 kök 2 gidiyorsa yarısı, yani 6 kök 2 kaç dakikada gider? 3 dakika. 3 dakika.
Diğer yarısında kök 18. Kök 18 nedir? Bakalım. Kök 18. 9 çarpı 2'den 3 kök 2. Değil mi? Evet. He, yarısı, diğer yarısında yani şu kalan 6 kök 2'ydik. Dakikada 3 kök 2 gidiyorsa 2 dakikada 6 kök 2 gider. Değil mi? Dolayısıyla burada 2 dakikalık bir zaman harcaması var. Şurada 3 dakikalık bir zaman harcaması var. Toplarsak kaç dakika olur? 3, 2 daha 5. Cevap Bursa şıkkı deriz. Hemen gelelim diğer örneğimize. Alanı kök 32 cm kare olan dikdörtgenin kenarlarından birinin uzunluğu 4 olduğuna göre diğer uzunluğunu bulalım. Nasıl bulacağız? Şöyle diyorum. Bir kenar uzunluğu A olsun. 32'yi 4'e bölecek. Aynen. Yani şöyle aslında A ile 4'ü çarpıyorum. Kök 32 oluyor. Ben A'yı bulabilmem için her tarafı 4'e bölmem lazım. Tamam. Buradan gitti. A eşittir. 4'ün geçmişi nedir? Kök 16. Kök 16'dır. Bu da 32 bölü 16 direkt diyebilirim. Değil mi? O da ne olur? Kök 2 olur. Nerede var? A şıkkında var. Tamam. Geldik diğer sorumuza. Kök 64 sayısı aşağıdaki sayı kümelerden hangisinin elemanı değildir? Kök 68 nasıl çıkar? 8. Hangisi değildir? Tam sayılara ait. İrrasyonel? Ait değil. Değil. Rasyonel? Evet. Çünkü 8 bölü 1 şeklinde yazabiliriz. Rasyonel olur. Doğal sayılara da ait diyebiliriz. Ama irrasyonel değildir. Kenar uzunluklar kök 50 ve kök 18 santim olan bir dikdörtgenin çevresi. Şimdi hemen bir dikdörtgen şuradan çizi verelim. Çizdik. Şurası diyelim ki kök 50. Kök 50 nedir? 5 kök 2 mi? Evet. Diğeri kök 18. O da nedir? 3 kök 2 mi? Evet, çevresini hepsi hesaplayalım. 3 kök 2 ile 5 kök 2'yi toplayalım. 8 kök 2. Çarpı 2. 16 kök 2. Cevap Denizli şıkkı olur. Evet, kök içerisinde 0,AB bir rasyonel sayı olduğuna göre A aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. A ve B birer rakammış. Şimdi biz bunu şöyle yazabilir miyiz? A, B bölü 10. Değil mi? Böyle yazabiliriz. A aşağıdakilerden hangisi olamaz? A'yı soruyor. A ve B birer rakam. 5 olsa sıkıntı olur mu? Mesela demek ki bu rasyonel sayısa demek ki şeyden kurtuluyor kökten. Değil mi? Kökten kurtuluyor. Mesela A 5 olsa 5 olsa ne olur? 50 ile başlayan, değil mi? 5 oldu. 50, 51, 52, 53, 54 öyle gitse olamaz değil mi? 3 olsa 36 olabilir değil mi? 36 bölü 10. Evet. Yani burada bir tam kare var. 4 olsa 49 mesela orada olabilir. O yüzden şimdi şunları olabilir diyor. 50 ile başlayan tam kare yok. Mesela 50, 51... Biraz kalem niye böyle yazıyor? Şunu bir temizleyelim de. Yani diyorum ki mesela 50 ile başlayan bulamıyorum. 50 bölü 100. Olabilir mi? Bir bakalım. 50 bölü 100. 1 bölü 2'dir. O da 1 bölü kök 2. Kökten kurtulamıyoruz mesela. 52 denesek gene olmuyor. 53.59 olmuyor. O yüzden cevabımız A şıkkı direkt gözüküyor. Ama mesela 3 olabilir. Neden? Diyorum ki 36 bölü 100 mesela. B için B'yi de 6 alabilirim. Bu 6 bölü 10 sağladı mı? Sağladı. Mesela bunu 2 olsa 25 bölü 100. Bu da olur. Mesela 0 olsa 0,09 mesela. 0,09. Bu da nasıl çıkar? 0,3 çıkar. Bu da olabilir. O yüzden cevap C şıkkı olur. Yukarıdaki işlemlerden hangilerinin sonucu birbirine eşittir? Bir de bakalım kaç tane örneğimiz var daha. 43, 55. Bayağı soru varmış. Değil mi? Evet.
Evet. Sonucu birbirine. Birincinin cevabı nedir Ali Osman? Bölsek 12 bölü 3'ten 4. Kök 2 çıkar değil mi? Bunu da çarparsak 4 çarpı 0 bölü 5 demek 1 bölü 2 demek. O da kök 2 olur. Değil mi? Bunu yaparsak 16 kök 16 o da 4 olarak çıkar. Bunu yaparsak 20'yi 5'e böl 4 kök 4 o da nedir? 2'dir. Dolayısıyla 1 ve 4 birbirine eşittir. Nerede var? Bursa şıkkında. Evet. Kök 18 hemen bulalım. Hangiyle çarpılırsa. Kök 18 hangisiyle çarpılırsa bir tam sayı olur. Bir doğal sayı tabii ki 50 olur. Neden? Çarparsak ne olur? 5 çarpı 18 90. Bir de 0 var. 930 olarak çıkar. Değil mi? Diğerlerine baktığımızda olmadığını göreceğiz. Kök alanı 64 santimetre kare ile 144 santimetre kare arasında bir karenin çevresi. Aşağıdaki santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yani 8 ile 12, değil mi? Hı hı. Diyeceğiz ki 8 ile 12 arasında. 4 ile çarpalım bunu hani çevresi olduğu için. 32, değil mi? 48. Çevresi 32 ile 48 arasında bir değer. Bursa. Hangisi olur? Bu olmaz. Değil mi? Hı. Bunlar zaten olmuyor. Cevap Bursa diyebiliriz. Evet. Şimdi 99'u 9 çarp 11 şeklinde yazarsak ne olur? M eşittir 3. M eşittir 3 olur. Değil mi? Bunu 9 çarpı 11 yazdık. Bu da 3 kök 11. O yüzden M'miz 3 olur. Peki bunu nasıl yazarız? 100. 100 çarpı 10'dan 10 kök 10 olur. Değil mi? Eşittir n kök 10. N'imiz kaç olur? 100. Yok 10. N'imiz 10 olur. Toplarsak ne olur? Evet. 13. M'imiz kaçtı? Şuraya yazayım. 3. 3. Toplarsak 13. Adana şıkkı olur. Çekildeki sayı doğrusunda L noktasına karşılık gelen sayı 9'dur. K ile L arasındaki uzaklık kök 27 birim. Yani 3 kök 3 değil mi? Birim olduğuna göre K noktasına karşılık gelen sayı aşağıdaki hangi iki sayı arasındadır? Bulmaya çalışalım. Şimdi burası 3 kök 3 birimmiş. Değil mi? Şurası nedir? 3 kök 3. Yani şurası kök 9 da nedir aslında? Şu 9 da kök 81'dir değil mi? Kök 81. Şimdi şurası kök 27 yani 3 kök 3. Ya da kök 27 de yazabiliriz. Evet. Biz ne yapabiliriz bunun için Ali Osman? K ile L noktalar arasında uzaklık kök 27 birim. Kök 81'den kök 27'yi çıkaracak. Çıkarsak çıkarabilir miyiz sence? Tamam bu tam sayı da kök 27 bir tam sayı değil. O yüzden yaklaşık değerini az çok hesaplamamız lazım değil mi? Evet. Kök 27. Kök 25 olsaydı kök 27 5 olarak çıkardı değil mi? Hı-hı. Dolayısıyla 25'ten biraz büyük kök 27. Dolayısıyla ben bu 5 ise demek 5.2 mesela alabilir miyiz? Alabiliriz. Şimdi 9'dan 5.2 çıkarırsam ne olur? Veya 5.1'i çıkarsam 3,8 değil mi? 3,8. Demek 3 ile 4 arasında diyebilir miyiz? Hı hı. Deriz. Cevap Bursa şıkkı olur. 3,45 devrediyor. Devrin ondalık gösterimine eşit olan rasyon sayı aşağıdakilerden hangisidir? Sayının tamamını yazıyoruz. 345. Devretmeyen kısmı çıkarıyoruz. Aynen. Direkt yok o değil. 345'ten 3 çıkarıyoruz. Bölü 9, 9 olacak. 343 bölü 99 olacak. Dolayısıyla biz şimdi yukarısı 7, 10. Bir burada sadeleştirme yapamıyoruz.
Eşit olan rasyonel sayı aşağıdakilerden hangisidir? Kaça bölebiliriz? 345'ten 3'ü çıkarttık. 342 şurayı düzeltelim. Yanlış yaptık. Şurayı düzeltelim. Şurası 342 olacak. Şimdi bu 2'ye 4, 2 de 6, 3 daha 9. 9'a bölünüyor. 342'yi 9'a bölelim hemen. Kaç olur? 2 kere 3 kere 9 27, değil mi? 7 kalır. 72, 8 kere 9 72. Yani 38. 38 bölü, bunu da 9'a böldük. 11. Nerede var? Ceyhan şıkkında var. Kenarlarının uzunlukları 3 kök 6 ya da 2 kök 3 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin 1 metre karesi sulanırken bir yılda kök 2 metre küp su kullanılmaktadır. 1 metre karesi için. Şimdi önce burayı bulalım. Kaç metre kare? Değil mi? Şununla şunu çarparsak ne olur? 6 kök 18. Değil mi? 6, bu da 3 kök 2 idi. Ne yapar? 18 kök 2 metrekare. Metrekare. Şimdi diyoruz ki 1 metrekare ye kök 2 metreküp gidiyorsa acaba 18 kök 2 metrekareye ne kadar gider? Tamam? Çarpacağız. 18 kök 2 ile kök 2 çarpacağız. Şurası 2 yapar. Evet. Çarparsak 36. Yani cevap Bursa şıkkı deriz. Evet, bu işlemi yapalım hemen Ali Osman. Direkt bunu şöyle yapabiliriz. Karekök içerisine alabiliriz. 27 bölü 12. Diğerini de ters çevirip şunu biraz düzeltelim. Geri alabilir miyiz şunu? 12 diyorum. Şunu da ters çevirip çarpıyorum. 32 bölü 18. Hatta bunu tek kare kök içerisinde böyle yapabiliriz. 27 bölü 12 çarpı 32 bölü 18. Değil mi? Evet. Böyle yapabiliriz. Şimdi 4'e bölsek 8, 4'e bölsek 3. Değil mi? Hı hı. Sonra hani Osman 9'a bölsek 3, 9'a bölsek 2 diyecektik. Şurayı 2 yazalım. 9'a böldük 3. Şu 3 ile 3 gitti mi? Gitti. 8'i 2'ye böl. 4. Kök 4. O da nasıl çıkar? 2. Cevap A şıkkı diyebiliriz. Evet. Kenarlarından birinin uzunluğu kök 44 santim olan dikdörtgenin alanı santimetre kare cinsinden bir doğal sayıdır. Buna göre bu dikdörtgenin diğer kenarın uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz? Önce biz bir bunu bulalım. Ne olur? 4 çarpı 11'den, değil mi? Mesela 2 kök 11. 2 kök 11'i kök 11 ile çarparsam doğal sayı olur. Değil mi? Yani problem olmaz. Bu sağlar. Bu nedir? Kök 11. Yani şöyle. Kök 11 çarpı kök 3. Şimdi ben bunu çarparsam şurada 11 gelir. Kökten kurtulamaz. O yüzden bu olabilir. Bu 9 çarpı 11'den 3 kök 11. Dolayısıyla şunu geri alalım. 3 kök 11. Bu da sağlar. Bununla bunu çarptığımda sonucu bir doğal sayı oluyor. Bu da sağlar. İşte bu 176 nedir? 11'e bölünüyor. 11'e bölünüyor. Nasıl? Kaç olur? Bir tam kare olması lazım. 176 hemen. 16. 16 değil mi? 16 çarpı 11. Yani o da 4 kök 11. Bu da olur. Bu da sağlar. Ama Bursa şıkkı sağlamadığını görmüş olduk. Evet. Başka da slide var mı? Var. Çevresi kök içerisinde 162 santim olan bir üçgenin kenar uzunlukları ikisi kök 8 ve kök 18 santim olduğuna göre diğer kenarın uzunluğu kaç santimetredir? Ne yaparız bunun için? Çevresi buysa biz bunu önce bir bulalım. Değil mi? 81 çarpı 2 deriz. Değil mi? O da 9 kök 2 olur mu? Olur. Olur. Şimdi bir üçgenin kenar uzunluklarından ikisini vermiş. Şunları bir bulalım. Şu nedir? 2 kök 2, değil mi? Diğeri nedir Ali Osman? 3 kök
2. O zaman toplarsak 5 kök 2 yapar değil mi? Yani 9 kök 2'den 5 kök 2 çıkarsak ne olur Ali Osman? 4 kök 2 olur. 4 kök 2'nin geçmişi nedir aslında? Kök 32. Kök 32. O yüzden cevap Bursa şıkkı diyebilir miyiz? Diyeyim. Deriz. Evet, 2018'de çıkmış sınav sorusu. Buna bir bakalım. Altan ve cam defterlerine kenar uzunluklar santimetre cinsinden doğal sayı olan birer kare çiziyor. Evet. Altan'ın çizdiği karenin alanı kenar uzunlukları 7 ve 9 santim olan bir dikdörtgenin alanından büyük. Yani 7 kere 9 63. Değil mi? 63'ten büyük. Can'ın çizdiği karenin alanı ise bu dikdörtgenin alanından küçük. O zaman şöyle diyelim. Altan diyelim. Bundan büyük. Yani 63'ten büyük değil mi? Evet. Peki Can'ın ise Can ne diyor? Karenin alanı ise dikdörtgen alanından küçük. Yani 63'ten küçük değil mi? 63'ten küçük. Buna göre Altan ile Can'ın çizdiği karelerin alanları arasındaki fark en az kaç santimetredir? Santimetre karedir. En az. Ne yapabiliriz biz bunda? En az dediği için. Şurada bize ipucu vermiş. Demiş ki kenar uzunluklar santimetre cinsinden doğal sayı. Doğal sayı olan birer kare çiziyor. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan birer kare çiziyorlar. Bunun arasında yani öyle bir şey bulacağız ki fark en az olmasını istiyoruz. O yüzden Altan'ın mümkün mertebe en küçük seçelim ki değil mi? O zaman 8. Bir kenarı 8 olan değil mi? Evet. 8'in karesi 64. Alanları. O zaman Altan'ın çizdiği alan 64 olsun. Peki Can'ın ne olur? Küçük. Farkı 63'e biraz yakın. Kare olsun. Ki fark az olsun. Bunu küçük seçeceğim. Bunu büyük seçeceğim. Can'ı. Tamam. Can 49 olsa aslında olur. 64 daha seçemiyorum. Çünkü 63'ten küçük. O zaman Can'ı da 49 seçiyorum. Tamam mı? 64'ten 49 çıkar. Kaç olur? 14'ten 9. 5. 15. Cevap Bursa şıkkı deriz. Evet. Sanırım başka bir soru daha var. Soru devam ediyoruz. Yukarıdaki sayı doğrusunda 7 ile 10'a karşılık gelen noktaların arası 6 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre A noktasının karşılık gelen sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi şuraya X diyelim Ali Osman. Şurayı bir şey yapalım. X. Kaç tane var bunda? X. 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 Kaç X var? 2, 4, 6. 6X ne eşit? 3 birime değil mi? Evet. Ondan 7 çıkar 3. 64'e yakın o. X nedir? 2X mi diyelim? 2X'i bir bulalım. 3 bölü 2 mi? Her tarafı 3'e böldüm. 2X 1'e eşit değil mi? Evet. Demek ki şurası 1. Şurası 1. 1.5. 1.5 demeyelim. Şurası 1 ise tam şurası olsaydı 1.5 olurdu. 1.3 gibi. Değil mi şurası? Evet. 1.3. 7'nin üzerine 1.3 eklersek, 7'nin üzerine 1.3 eklersek 8,3 civarında. Değil mi? Şimdi bakıyoruz 8 kök 64. Değil mi? Evet. Kök 64. Şimdi hangisi olabilir diyor. Değil. Mesela bu 9 küsür. Bu olmaz. Değil mi? Hı hı. Bunlar zaten olmaz. Bu da 9'a yakın ama 9 değil. Biz biraz şeye yakın, 8'e yakın. Büyük olmaz. He, 8'e yakın olmasını istiyoruz. Doğru mu? Hı. Dolayısıyla cevap ne olacak? Denizli olacak. Evet. Başka bir soru. 118 alanı 118 metrekare olan bir evin dikdörtgen biçimindeki odaları ve salonu dışındaki bölümlerin toplam alanı 34 metrekaredir. Salonun alanı metrekare cinsinden bir tam kare sayıdır. Ve odaların alanları toplamından küçüktür.
Bu salonun kısa kenar uzunluğu kök 18 olduğuna göre uzun kenar uzunluğu en fazla kaç metredir desek ne yaparız? Başka soru var mı? Bakalım. Yok. Evet, şükür son süreye geldik. Evet. Dikdörtgen biçimde bir evimiz varmış, değil mi? Şöyle bir dikdörtgen çizelim. Çizdik. Ne yaparız Ali Osman? Kök 118. 10 nedir? Odaları, biçimdeki odaları ve salonun dışındaki bölümlerin toplamı. Yani bir oda var, odalar varmış, salon varmış. Bunun dışındaki bölümlerin alanları toplamı 34. 34'ü bir yer seçelim. Neresi olsun? Şurası. 34 olsa alan olarak. Tamam. Şu alan olarak 34 olsa. Geri kalan da ne diyor? Salonun alanı metrekare cinsinden bir tam kare. Ha, yani dolayısıyla salonun alanı, şurası da salon seçtik diyorum. Onu da şöyle gene kare olması için örneği kapatarsak şöyle çizelim. Kare olsun, burası salon olsun. Tamam mı? Salon. Tam kare ve odaların alanları toplamından küçük. Ne diyor? Salonun alanı metrekare cinsinden bir tam kare sayıdır ve odaların alanları toplamından küçük. Şimdi 118'den bir 34'ü çıkaralım. Kaç olur? 4, 11'den 3, 8, 84 değil mi? Bu nedir? Salon artı oda. Değil mi? Şimdi biz biliyoruz ki salon küçükmüş oda. Değil mi? Salonun alanı odaların alanından küçükmüş. Şimdi eşit almış olsak ne olur? 42-42 olurdu. Değil mi? Ha, demek ki ben bunu 43 alırım. Mesela bunu da 42 alsaydım 41'e düşer. Değil mi? Toplam 84 olacak. Bu salonun kısa kenarı buysa, yani ben kök 18'i öyle bir sayıyla çarpacağım ki alan aslında 41 gibi o civarda. Tamam? O zaman mesela bu 3 kök 2 midir? Ali Osman. Evet. Bununla bunu çarparsak ne olur? Mesela şunu çarparsak 3 kere 7 21. 21 çarpı 2 42 yapar. 42 olamaz. 42 olsa eşit olurdu. Hı hı. Oysa burada ne demiş? Salonun alanı metrekare cinsinden tam kare sayıdır ve odaların alanları toplamından küçüktür demiş. Burada duracağız. Eğer eşit olsaydı 42 olurdu. Demek ki küçük olacağından dolayı cevap Bursa şıkkı buna biraz yakın. Değil mi? En fazla 6 kök 2 deriz. Evet, bugünlük bu kadar diyelim Ali Osman. Biraz uzun oldu ama ne yapabiliriz? Yapacak bir şey.